Geçen sene 375 kişi geldi. Bu sene yaklaşık 400 civarında bekliyoruz. İşte 3 tane helikopterle bu işi tamamlayacağız. Filo'ya bir de Snow Truck kar aracı kattık. Yani bazı günler helikopterler uçamıyor. Uçamadıkları zaman gelen kayakçıları kar araçlarıyla dağlara çıkarıp oradan kayak sistemini devam edeceğiz. Yaklaşık 4 ay gibi bir süreyi planlıyoruz. Yeni olarak bu sene bazen Erzurum, İzmir tarafına geçmek gerekiyordu. İzmir tarafından da Orman Müdürlüğü'nden, Milli Parklar'dan müsaadeleri aldık. Burada kayak mümkün olmadığı süreç içerisinde Erzurum tarafına da kullanacağız bu yıl yani. Avrupa ülkeleri geliyor, Rusya geliyor, Kanada'dan misafirlerimiz geliyor. Türkiye'den 3-4 tane grup vardı. Amacımız bir tarafta da bu sadece yabancı ülkeler değil, Türkiye'deki bu işi yapan sporcuları da buraya çekmek. Yani temel şu anda bizim biliyorsunuz burada kar bilimcisi, çığ analizcilerimiz var. Yani dağlara çıkıyorlar. Kar mümkünse orada bir kayak şey yapıyorlar, o gün kayak yapıyorlar. Ve bununla ilgili yabancı rehberler var. Bu rehberleri biz bu bölgenin çocuklarını bu sene yetiştirmeye çalışacağım nasip olursa. Bundan sonra kendi çocuklarımızla, kendi ekibimizle bu işi yapmaya devam edeceğiz. Yani.